Merhabalar, ben Evrensel Adam Yiğit Kurt. Yaklaşık 10 yıldan fazla dünyayı gezen bir gezginim ve aynı zamanda da bir rehberim. Bu videomu sizlere Amerika Birleşik Devletleri'nden çekiyorum. 2023 yılının Şubat ayındaki son dünya turumun Yeni Zelanda ayağında maalesef Yeni Zelanda'da kaldığım, konakladığım hosteldeki John Davido tarafından ırkçı bir saldırıya uğradım. Bana Turkish terörist dedi ve ardından yumruk atarak saldırdı. Hemen ardından oradaki Türk arkadaşının yardımıyla hastaneye gittim, raporlarımı aldım. Polis geldi ve polisle birlikte John Davidoff'tan şikayetçi oldum. Ancak ne yazık ki bu olayların sonunda John Davidoff herhangi bir şekilde tutuklanmadan serbest kaldı ve ben de kendisine dava açtım. Davamın devamındaki günlerde John Davidoff sürekli beni takip etmeye başladı ve ben de bu olayda çok fazla can güvenliğim olmadığını düşünerek ülkeyi terk etmek zorunda kaldım. Orada kalan Türk arkadaşlarına öğrendiğim kadarıyla John Davidoff zaten orada özellikle her gelen Türkiye her şekilde sözlü tacizde bulup bir şekilde böyle ters hareketlerde davranıyormuş. Uzun uğraşlar sonucu bana yapılan saldırının videosu elime geçti ve ben de sizlerle paylaşıyorum. Önümüzdeki Nisan ayında kendisiyle bir mahkemem var. Bu süreçte bana bu mahkemede destek olabilecek Yeni Zelanda'da yaşayan bir avukat arıyorum. Irkçılık benim için çok hassas bir konu olduğu için bu videoyu sizlerle paylaşıyorum. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız, ırkçılığa sessiz kalmak istemiyorsanız lütfen bu videoyu diğer insanlarla paylaşın ve bana yardımcı olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar. Olayın gerçekleştiği yer Yeni Zelanda'nın Auckland şehrindeki Hobson hostelinde oldu. Bakın sağ tarafta gördüğünüz yeşil tişörtlü kişi John Davidoff ve tartışma burada başladı. Burada kendisine suyu açmaması gerektiğini, yani suyun boşa akmaması gerektiğinden bahsediyorum. Suyun bizim dünyamız için önemli olduğundan bahsediyorum. Niye boşuna akıtıyorsun diye söylüyorum. O da bana diyor ki burası benim hostelim. Seni ilgilendirmez. Ben de beni ilgilendirir diyorum. Çünkü su dünya için hepimiz için önemli bir şey diyorum. Bu sebepten dolayı beni ilgilendirir ve ayrıca burası senin hostelin değil. Sen de benim gibi ve diğer insanlar gibi burada kalan bir misafirsin diyorum. Ama beni dinlemiyor. Zaten daha önce belirttiğim üzere özellikle Türklere karşı, yani orada bir ay boyunca, iki ay boyunca daha önceki kanalına da konuştum. Hep fevri hareketlerde bulunuyormuş. Hep bir şekilde bir sürtüşme yaratmaya çalışıyor. Burada sürtüşme yaratıyor. Bana ağız alınmayacak sözler söyledi. Onları söylemek istemiyorum. Bu sebepten dolayı bir nebze benim de tabii sinirim arttı ister istemez. Ve bu cümleleri kurmaması gerektiğini söyledim. Ve işte burada arkadaşım gelip beni geriye çekiyor ve ben tekrar gidip ısrarla suyu kapatıyorum. Çünkü kimse John'un davranışlarına karşı hiçbir şekilde karşılık vermiyor. Ta ki o gün ben o hostele gidene kadar. Ve işte gördüğünüz gibi bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 ardı ardına sürekli yumruk atıyor. Ve yumruk atarken de bir yandan da bana sözlü olarak Müslüman terörist Türk diyor gördüğünüz üzere. Bir insanın hangi inanıştan, ırktan, ten renginden, kültürden, coğrafyadan olduğunun hiçbir önemi yok. Hepimiz biriz ve aynıyız. Siz de benim gibi düşünüyorsanız desteklerinizi bekliyorum. Evrensel Adam Yiğit Kurt. Evet Revan, olay aslında sen yanımdaydın. Ne düşünüyorsun olayla ilgili? Hızlıca düşünceni paylaşır mısın benimle? Yani yaklaşık 8 aydır böyle burada yaşıyorum. Yeni Zelanda'da ve ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum. Ki bunu yapan kişi de buralı biri değil zaten. Göçmen olan birisi. Asıl şaşırtıcı olan kısım bu. Arkadaşımız sadece hani suyu boşuna akıttığı için onu kapatabilir misin dedi ve ondan sonra tartışmaya başladılar. Ondan sonra ve adam gayet agresif bir şekilde arkadaşımın üstüne yürüdü. Ondan sonra orada bir laf atışması oldu. Ama bir anda hiç beklemediğimiz bir halde direkt arkadaşıma saldırdı. Böyle bir şey hiç beklemiyorduk ve orada yaklaşık 8-9 tane Türk arkadaşımızla beraberdik. Bir anda hepimize Müslüman teröristler, Türk teröristler gibi ifadelerde bulundu. Gayet hepimiz hostelde sevilen, sosyal çevresi olan insanlarız. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Zaten bu kişi hostelde herkesi rahatsız ediyor bir şekilde sözle. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Sonuçta herkesin parasını verip kaldığı bir yer. Onun evinde değiliz. Kimsenin kimseye verdiği bir rahatsızlık yokken bu şekilde bir tartışma ortaya çıkıyor.